Dostlar günaydınlar. Bugün ben cezalıymışım. Seher bana ceza verdi. Ne cezası diye merak edenler. 11 Eylül'de bizim evlenme yıldönümümüz varmış. Unutmuşum. Sabah aklıma gelmiş kalkar kalkmaz. Dedi cezalısın. Ben bugün limonata yapacaktık. Yani o yapacaktı. Dedi yok sen yapacaksın bugün cezalısın. Evet. Ama tabii bir de ben bu şimdi limonata işinde biraz... İyiyim yani abimle ben 96'da Taşköprü'de pazarlarda limonata satardık. Ne bileyim böyle büyük büyük şeylerimiz vardı bizim neydi? Bakraçlarımız çinko, bakır bakraçlara doldururduk. Omzumuza bir tane beyaz, elimizde tepsi sürü limon. Limon satardık, yapardık akşamdan içinde buzlarla falan. Şimdi mesela limonata, aslında portakalımız olsaydı bir tane. Daha da güzel renk verirdi ama portakalsız. Yani böyle düz bir tane limonata yapacağız. Malzemeleri sayayım. 4-5 tane limon evde kaç tane varsa. 3 de olur, 2 de olur, 1 de olur, 10 de olur. 5 tanesi limonumuz, 1 su bardağı şeker, bir de rende. Bir de yağsın. Bir de böyle cezalı koca. Şimdi bunları önce aslında normalde bunu kabuğunu rendeden çekiyoruz. Şekerli su da. Dostlar şekerli suda bir gece bekletiyoruz. Aslında yani bekletirseniz daha iyi olur. Hani aromasını daha alır, daha güzel hem şeker biraz daha yumuşar, sulanır böyle. Aynı çilek reçeli yapar gibi düşünün. Hani bir gece de şekerde yatırmak. Şimdi yatırırsanız iyi olur ama ben şimdi gerek yok. Hani öyle olursa daha da güzel olur. Siz yaparsanız bir gece öncesinden böyle rendeden çekin, içine şekerini atın. Bir gece sabaha kadar bekletin. Oldu mu Seher Hanım? Evet. Dediğiniz oldu mu? Oldu. Muradınız erdiniz mi? Şimdi 4 tane limonun dışını rendeleyeceğiz herhalde. Tabii tabii. Kabuklarını alıyoruz sadece. Sonra bir bardak şekerle ovacak mıyız? Şekerle sıkacağız. Göstereceğiz onu şimdi. Normalde bunu yaptıktan sonra aslında bir gece bekleteceğiz dediğim gibi. Hı hı. Zaten almışım kabuğunu. Keke aldık herhalde değil mi? Evet. Ben 10 tane limon aldım. Seher Hanım bitirdi. Yapana kadar sen. Ben yapana kadar. Ben yapana kadar. Sen yapacaksın. Bu arada tarhana videolarımız da güzel. Toz tarhanamız, hamur tarhanamız, suyumuz hepsi güzel oldu. Seher bir tane de şey yapacak. Kızılcık tarhanası. Kızılcık tarhanası yapacak nasip olursa. Ben tarhanası yani. C vitamini deposu. Şimdi bunu da aldık şeyini. Bunun içine mesela içerken bir tane böyle buz gibi, bir tane buz gibi derken bir tane buz atın. Bir tane şey yaprağı, nane yaprağı. Doğal, yeşil böyle. Şuradan da bir liman takın. İçin, afiyetle. Pazarda günde 100 tane, 150 tane, 200 bardak şey satardık, limonata satardık. Sarımsak pazarında olsun, cuma pazarında olsun. Buz gibi günde içerdi. Şimdi bulamıyoruz onları. Böyle kapaklı şişelerimiz vardı böyle bomba gibi değişik. Kapaklıydı hatırlayan bizim yaştakiler hatırlar. Onlarla abandaş köprülü olduğu için oradan da buz aldık. Takviye buz. Tabi üzerine böyle atardık şeyleri Seher. Bakraçların gölge olsun sıcak. Yani 40 derece sıcak. Bu acı olmayacak herhalde değil mi? Hayır. Kesinlikle olmayacak. Acı niye olsun? Acı olur mu? Aslında bir gece daha bekletsen daha güzel olacak ama kabuklarıyla. Bunu önemli, bunu güzelce şey etmek. O aynı hamuru, hamur tarhanayı yoğurduk ya. Evet. Öyle yoğuracaksın işte. Onun için böyle. Sen bunu bana onun için bilir, değil mi? Yok ben limonata yapmasını bilmiyorum. Hayır ben sana böyle öğreteceğim. Serhat dün gece UFO görmüş ya. Bize de gösterdi. Ankara'nın semalarında geziyormuş. Bir de bunu yapmadan önce güzel ellerinizi yıkan. Evet. Dostlar. Tamam. Bak şimdi Seher gel. Bunun içinde bir tane de portakal olursa. Olur. Şu şekilde yaptık. Biz bunu çok böyle zor. Kaç kişi yapardık. Şunu şuraya koyalım. Şimdi şekerimizi de boca ettik içine. Bir su bardağı yeter. Şekerli seven iki atsın. Az şekerli seven daha az atsın. Ha limonları da öyle doğruyorsun. Onun suyuyla ovacaksın herhalde. Aynen sıkacağım şimdi bunları.
Hemen canını alacağım şimdi. Bıçakla kesilirse. Bir dilimi de ayırayım. Sen limon istedin de. Sunum yapacağım dedin. Evet. Sunumu sen yap. Ben sen yapmışsın gibi. Yok sen yap sunumu. Hayır sunumu sen yapacaksın. Bana ne bana ne. Ağlarım bak çocuk gibi. Ağla. Ağla yüreğim. Küçük Emre moduna da geçelim. Ağla. Ben sana şimdi bir oyun havası açarım. Oynarsın zaten. Hadi. Hemen. Hazır değil. Hemen hazır. Hazırım. Şimdi şu bir tane limonu Seher Hanım'a şuraya koyalım. Saklayalım. Seher Hanım biraz sonra bizim başımızın etini yer. Unuturuz bunuruz aradan kaybolu. Bunları daha da küçük de yapabiliyorsunuz. Ben sıkacağım için yani hani erkek gücü ne yapayım? Kadın şeyi biraz farklı. Ne demek istiyorsun sen? Kadınlara güçsüz mü demek istiyorsun? Ya biraz tabii bizden güçsüzler. Kadının kadına güzelliğin, erkeğe gücün verilmesinin sebebi ne biliyor musun? Nedir? Gücün eninde sonunda güzellik karşısında eriyip biteceği. Vaş. Sen Allah'ın kadın bilecek mi kabaşa? Hadi bakayım. Kadının fenli erkeği yendi demek istiyorsun yani. Elini çek bakayım. Göreyim bir kere şöyle. Böyle şekerle güzel güzel. Dedim ki verdiniz temiz yıkan. Of misafirlerinize falan yapacaksanız. Beni beyaz türbentle falan da süzemiyorsunuz. Eskiden türbentle süzerdik biz. Şimdi süzgeçle kadar temiz tülbentlerle böyle sıkacaksınız olsa. Geçen yaptım bir kere. Geçen dedim 3-4 belki de 7-8 ay önce değil mi? Evet. Sen beğendiydin. Biraz o biraz şeker azdı. Şeker azdı. Ben mahsus şekerini şeker az gitsin diye. Böyle mi şurubunu? Neyle özdeşti? Bak aşkısı. Öz görüyor musun? Evet. Ama şimdi daha ben su atacağız. Oha! Yüzüm üstüme geldi. Böyle sıkacağız bir. 5 dakika sıkacağım bunu. Şimdi. Tamamdır yavrum. Bu arkadaş oldu. Şimdi buna ben su alacağım. Şunlar temiz mi? Temiz. Şimdi şöyle atalım. Bir bardak daha doldurayım ben. Hazırlayayım. Şöyle şöyle şekerlerini de özleşsin. Bunu bir tencereye daha süreceğim ben. Evet. Sen süreceğin zaman. Şöyle şeye de bunu süzebilirim. Sürahiye. Oğlum sen tek elinle sürahiye hayatta süzemezsin. Elimi yıkayacağım. Yok iki elinle de olsa süzemezsin. Bir tencere tutacağım. Lan, bir de süzgeci tutacağım. Yere git. Yapamazsın. Süzemezim işim işim. Gördük dün yaptığını salınca. He ya dün Green Park'a gittik. Size çekeceydik şarjımız bitti. Salacak yaptım da. Yapamadım yani. Salacak yapamadım da. Yani ipi bir tane ipi bir dala attı alttan bağladı salıncak dedi. Salıncak. Arasını açtım oturdum tamam. Ya o tabii hemen sallanıyor mu sallanıyor tamam. Ne olacak? Yani, tut ellerini daldan sallan o da salıncak. Hayır canım ip var. İpi tam nereye attım gördün değil mi? Kızlar tam özleşti vallahi var ya. Ben biraz böyle koyu seviyorum bunu. Hani sulandırırken bir şey sevmem böyle. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Elimizi yıkayalım. Böyle sudan bir geçirelim. Evet, sıra limon. Böyle sudan ne işe yaradın havlunun? Bir dakika çok önemli. Burası çok önemli. Size pratik limonata şurada koyacağım. Ondan sonra süzgeyim de burada. Bismillah. Çocuk becerdi ya.
Sen bence onu oraya alır mısın? Yani yukarı mı? Yukarı. Yukarıda mı yapayım? Evet. Tamam. Karanlık oluyor da. Dur, buradan biraz daha su alacağım. Bir dakika bekler misiniz? Bekler misiniz? Bekler. Tekrar döküyoruz. Dur, şimdi bir dakika suyu da alalım. Sizi çok rahatsız ediyorum ama Seher Hanım. İşte onları üzgünüm. Hazırlayacaksın. Hazırlayacaksın. Hazırlıyoruz ya. Hazırlamaya gerek yok ya. Anlatmaya gerek yok. Şimdi... Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir kere özünü aldık. Şimdi özünü bir kere daha alacağız. Rengi görüyorsunuz değil mi? Şuna bakar mısın? Gölge yapmayı. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bunları yaptık değil mi? Şimdi şu suyla az bir şeker daha atabiliriz. Şöyle yarım bardak kadar daha. Biraz daha bir şey, şekerli seviyor. Ondan sonra bunu bir kere daha sıktık mı suyunu. Her şeyi özünü aldın mı tamam. En güzel yeri burası zaten. Özü. Evet. İşin özü burada. Seher sen nasıl tarhanaya da profesörü sen? Ben de bunda profesörüm. Hadi bakalım. Aynen. Pratik. Limonata evde yap. Şimdi buz gibi mis gibi. Bir gece önceden bekletin. Tavsiyem o. Rendelen kabuklarını. Şekerini. Birkaç tane limon doğran. Sadece birkaç tanesini ama. İçinden şöyle bir sıkın bırakın. Sabaha kadar dursun. Senin yerde bırakın onu. Ekşi limon ya da sıcak da. Ekşi limon. Aynen. Ekşi yani. Olur. Sıcak. Kışın zaten yapılıyor bu. Buzdolabında koyabilirler. Yani buzdolabında bekleyebilirsiniz. Kokması ya da senin yerde. Ağzı kapalı. Limon buzdolabında kötü koku veriyor mu sen? Bence veriyor. Değil mi? Tamam şimdi. Artık son aşamamıza geldik dostlar. Bunun sunumunu sayarız. Sirkeyi şişeye doldur desene. Bunu da göstersene bak bitti o sirke. Onu yapacağım. Onu yap be. Onu yapacağım sonra yapacağım. Sonra bir yapayım. Herkes görsün. Sirke. Elma sirkemiz harika oldu arkadaşlar. Evet. Bir kokusu var yemin ediyorum. Kapağını açtığınız zaman şey gibi. Ne derler ona? Elini niye kayıyor? Ha şuradan tutmadım. Yanlış yerden tutmuşum. Odaya girdiğin zaman böyle var ya kapağını açınca sirkenin senin yerde bekliyoruz. Efsane. Şimdi bu. Şöyle. Tamamdır. Bence o bir su daha alır. Alacak. Bu aslında özü de yapayım mı? Yani yap bence. Yapayım. Ben sana acele ediyorum bir şey. Yok yok. Heh. Bir su daha. Hani... Bir su daha. Aynen öyle. Çünkü tam özü yani. Tam güzel yeri var. Tabii. Şekeri falan daha var onun yani orada var, kaldı. Var. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra bunu sulandıracağız artık. Kendi isteğimize bağlı. Koku şu anda mutfağa yayıldı yani. Ben diyecektim sen nerede? Tamam. Ben koku fazla koku almadım hala. Limon limon koktu mutfak. Aynen. Bir de misket limonlu var küçük küçük biliyor musun Seher? Hı hı. Onlardan da. Aslında bize Felice gönderiyor. Adresi vereyim ben ona da. Şu küçük bir limon İzmir'de. Orada vardır. Boldur limon. Evet. Felice gönder Felice. Komiserim. Kendi komiser. Çalışmıyor herhalde bu ara. İzinde. Herhalde izinde. Felice. Adresimi vereyim bak. Saraçlar Mahallesi Utku Sokak. Neydi be? Köse blokları. Kalk bir daire iki. Bana bir kasa limon yolla. İzmir. Satsumas. Sen gidersin. Sana sokağım sersin. Halep'e girersin. Şöyle güzel bir şey. Bir kasa hediye göndereceğim de. Güzel böyle aynı taşkaplı sarımsak gibi paketliyoruz ya biz burada. Siz de oradan bir paket yapın. Kargoya gör yolla. Oh sen de güzel olur ha. Baksana, hoş evet. Bir yöne. Şuna bak, tam böyle var ya. Oh.
Mis mis mis. Onu süzelim artık. Tak süzelim dostum. Hey dostum. Ondan sonra sunumumu sen yapacaksın. Yapmayacağım. Yapma ya. Ne alsın yapma ya. Dök limonları da şeyin içine, oradan süz. Evet canım. Bir şey suyu aksın diyece. Tamam kayınlam. Özü orada onu. Özü burada. Görüyorsunuz bak bak neler ya. Tamam şeyi de yırtma. Ses geliyor yani. Yok. Süzgeci. Yani gücünü hissettik, tamam. Yok yani o şeyden geliyor. Bu tamamdır dostlar. Şimdi elini yıkayın. Ondan sonra şurada benim temiz bardağım var. Bunları alalım. Şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bu kadar yeterli. Bir dakikalığına bekleyeceğiz. Yalnız elim ıslak ya. Buz yapışıyor elime. Atalım da bir tane daha alayım. Elim ıslak ya. Sakın ıslak elle buza yapışmak. Denedim bunu. Bak bak bak. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Dişlere saz çaldıran buz limon, sulu limon. Arkadaşlar böyle pratik tariflerin devamı için bizlere destek olmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Verdiğiniz destek için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.